Bir süreklilik haline gelmiş 18. yapılan bu fuarın gerçekten hem ilimize hem de Türkiye'mize büyük katkılar sağladığının inancı içindeyim. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu fuarın daha da gelişerek uluslararası arenada daha çok konuşulan bir fuar haline gelmesiyle ilgili de temennimi söylemek istiyorum. Biraz evvel Ziraat Odası Başkanımızın da söylediği gibi gerçekten geçtiğimiz yıl içinde tarımla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak ciddi adımlar attık. Bu adımlar özellikle Tarım Bakanlığımızla beraber yapmış olduğumuz çalışmalarda hem çiftçimizin hem de tüketicinin menfaatine birçok adım attık. Biz AK Parti hükümeti Cumhur İttifakı olarak her daim çiftçimizi dinledik. Buradaki Ziraat Odası Başkanlarımızla zaman zaman bir araya geldik. Sorunları, sıkıntıları kendilerinden aldık ve onlara çözüm üretmeye, hızlı adımlar atmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de her daim çiftçimizin yanında olacağız. Onlarla ilgili sıkıntıları anında çözmeye gayret edeceğiz. Değişen ve günden güne farklı istikamete koyulan küresel şartlar sebebiyle tarımsal faaliyetlerin anlam ve önemi giderek artmakta. Hem insani sebeplerden hem de tabii sebeplerden olmak üzere var olan bütün etkiler insanlık açısından öncelik arz eden tarımsal faaliyetleri etkilemeye başlamıştır. Bu durum hiç kuşku yok ki yalnızca 21. yüzyılla sınırlı kalmayıp önümüzdeki yüzyıllarda da belki de insanlığın doğası, alışkanlıkları ve elbette ülke politikalarında mutlak surette etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Ülkemizde yine iklim değişikliğinden etkilenen bir coğrafyada bulunduğundan Kayseri gibi Anadolu coğrafyasının merkezinde yer alan sanayinin, ticaretin, sağlığın ve diğer hizmetlerle beraber tarımsal faaliyetlerin de hattı zatında merkezi konumunda bulunan şehrimizin de şimdiden bu konuyla alakalı çalışmalar yapması ve var olan çalışmalarda elde edilen tecrübeleri daha ileri bir noktaya taşıyabilmek için üzerinde kafa yorulması önem arz etmektedir. Hepimiz topraktan geldik. Toprakla doyuyoruz ve toprağa gideceğiz. Toprakla devamlı bir yakınlık içerisindeyiz. Dolayısıyla toprağın en yakın aktörü de tarımdır. Tarımsal faaliyetler ülkelerin vazgeçilmez ekonomik faaliyetleri arasında yer almaktadır. Salgın hastalık sonrasında bozulan tedarik zinciri ve ekonomik dengesizlik özellikle tarımsal ürünlerde aşırı fiyat artışlarına sebep olmuştur. Hemen akabinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da dünya genelinde tarım ürünleri krizine yol açmıştır. Bu yaşananlar göstermektedir ki tarımsal faaliyetler üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Bugün açılışını yaptığımız Kayseri Tarım Fuarı ve benzeri fuarlar ülkemizin tarım sektöründeki gelişmesine büyük katkı sunmaktadır. Bu tür fuar organizasyonları sayesinde ülkemizin tarım sektöründeki gelişimi gözler önüne serilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak bu tür fuarların sayısının artması için elimizden gelen tüm destekleri sağlamaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Tarım fuarında Fevzi Bey'in dediği gibi 15-20 firmayla başlamıştık kıymetli vekilim. Çok şükür Türkiye'de yani birinci sırayı almazsak da ikinci sırada bir fuar yapıyoruz. Fuar teknolojiyle çiftçilerin buluştuğu bir yer. Burada bölge çiftçilerine biz ev sahipliği yapıyoruz. Ziraat odaları olarak. Burada bizim bir ticari faaliyetimiz yok. Kayseri Tarım Fuarı 17 yıldır bölge çiftçisine, Türkiye'den gelenlere bir örnek oluyor. Teknolojiyle çiftçiyi buluşturuyoruz. Kayseri Tarım Fuarı'nı biz 18 senedir yapıyoruz. Bu fuarı yaparken 30 firmayla başladık. 2000-3000 ziyaretçisi vardı. Eski fuar alanında yapıyorduk. Alanı dolduramıyorduk. Bu zaman içerisinde fuarımız büyüdü. Daha sonra o
bina yetmedi. Artı biz bu fuarı çadırlarla devam ettik. 25-20 metrekare falan çadır kuruyorduk. Daha sonra organizemiz bir fuar merkezi yapınca Türkiye'nin en modern fuar alanlarından bir tanesi burada. Buraya da yakışır bir şekilde biz bu fuarı yapıyoruz. Fuarımıza 450 tane firma katılıyor Türkiye genelinden. Biz Kayseri fuarını yaparken Kayseri bir merkezdi. 80'e yakın ilkten de buraya ziyaretçi geliyor. Fuarda tarım, hayvancılıkla ilgili bütün ekipmanlar sergileniyor. Fuarımız saat 10, akşam 22'ye kadar açık. Ziyaretçimiz, özellikle köy çiftçilerimiz saati biraz uzun tutun dediler 22'ye kadar. Biz de dedik ki bundan sonra fuarımız 22'ye kadar devam edecek. Ve fuar alanına da tramvay durağından fuar merkezine de her 15 dakikaya bir ücretsiz servisimiz vardır. Biz Türkiye'nin her tarafından firmalar katılıyor. Çok güzel bir makinaları, ekipmanları hazırlık yaparaktan katıldılar. Çiftçilerimizin bu fuarı özellikle değerlendirmelerini istiyoruz.